Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. 8. bölüm 3. kısım güncellemesi Amerika sunucusuna geldi. Bu güncelleme içerisinde de işte yeni savaş biletine bakacağız. Onu hani oyun içerisinden inceleyeceğiz. Bunun dışında da size oyun içerisinden karakter değişikliklerini göstereceğim. Bu kısım içerisindeki tabii ki önemli noktalar Mayıs sonu başlayacak. Haziranda bitecek Masters Shanghai ve bunun finalinde 9 Haziranda da yeni haritamız tanıtılacak. Yine kısım başlangıcıyla birlikte sırt çiçeği kaplama seti geliyor ve yeni savaş biletimiz var. Klasik bir şekilde kademeler sıfırlanıyor ama bir maç sonrası kademeyi alabiliyorsunuz. Çarşamba sabahı direkt olarak yeni koleksiyonumuz vitrine eklenmiş olacak. Yaklaşık 3 hafta boyunca vitrinde kalacak bu koleksiyon. Fiyatları da görüyorsunuz zaten. Silahlar tekli olarak 2175'den satılıyor. Kunay da 4350'den satılıyor. Allah'tan Kunayı gidip hani 5000 küsüre falan satmamışlar yani 4000 okeydir yani 4350 bu şeye okeydir. Şimdi savaş biletimize bakacağız. Bugün iki videoda atmıştım Bu video 3. videomuz olacak. İlk videoda da iki arkadaşa 1200 Valorant puanı hediye ediyordum. Bu videoda da iki ayrı arkadaşa 1200 Valorant puanı hediye edeceğim. Katılmak için abone olup yorum bırakmanız yeterli. Bu toplamda 4 kazanan da ilerleyen videolarda açıklayacağım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın diyelim. savaş bilet incelememize başlayalım. Bir takti seri koleksiyonumuz var. Burada takti fiyatlar bulunuyor. Gerçekten tatlı bir tasarıma sahip. İçerisinde de klasik var. Bulutların üstünde silah uğru. Radyanit kısımlarına geçiyorum. Burada sema dokuyan kartı bulunuyor. Aynı zamanda bu kartın koleksiyonu da var. Hatta direkt bir sonraki silahımız sema dokuyan shorte. Burada baktığımız zaman içeride böyle hani o bulutumsu yapıların hareket ettiğini görebiliyoruz. Ko için bir sıfır noktası şema kartı eklenmiş. Bununla birlikte hoş ünvanı bulunuyor. Geldiğimiz zaman sprey yok, e, sprey yok spreyi. Takti seri spreyi, koleksiyonu spreyi yani kendi vandalını yap kartı bulunuyor. Ve yine taklit seri koleksiyonu için bir Friends var. Taşı, taşarım. Tasarım bence çok güzel ama keşke böyle büyük silahlara da tercih etselermiş bunu. Yani bu tasarım benim hoşuma gitti. Bir savaş bileti için gayet iyi olduğunu düşünüyorum diyeyim. Ben cümleyi öyle bir noktada sonlandırıp öyle bir noktada devam ettirdik ki. Kısa bir gezinti kartımız var. Yine sema dokuyan koleksiyonu için bir spreyimiz bulunuyor kuyruklu yıldız uğrumuz var. Aynı zamanda bu kuyruklu yıldızın bir koleksiyonu bulunuyor. O da hemen geliyor. Kuyruklu yıldız Spectre. Bu koleksiyonun aynı zamanda renk seçenekleri de bulunuyor. 3 e, yani böyle işte hani o surat emojisi var ya onun ünvanını yapmışlar. Taktı seri Guardian. Kuyruklu yıldız kartı, işte kuyruklu yıldız koleksiyonu için bir kart. Yine bu koleksiyon için bir sprey. Sema dokuyan Stinger'ımız bulunuyor. Bu da bu şekilde. Bıçağım nerede? Spreyi. Bu e, taktif rehatlar arasında en sevdiğim. Bu arada bu tavşan gerçekten çok hoşuma gidiyor. Aynen kardeşim spreyi var. Deadlock için. Bay Tokayaki ki uğrumuz bulunuyor. Bununla birlikte bloklama, be, bloklama be artık spreyimiz var. Sema se, e, Sema dokuyan Outlaw. Artık Outlaw'a bir animasyonlu skin bekliyorum. Bu yanlışım yoksa dördüncü Outlaw skinimiz olacak. Yavaştan. Hani bir animasyonlu outlawlara geçmek güzel olur. Hatta bir seri tetik outlaw görsek gerçekten hoş olur diye düşünüyorum. Radiant tepkimesi kartımız bulunuyor. Reyna'nın bulunduğu böyle yani sanki oyundan bir sahneymiş gibi bir e, kart var. Bu kadar basit spreyi bulunuyor. Gecko gerçekten çok tatlı duruyor burada. Tek gerçek spreyimiz var. Sova Odin'i gösteriyor. Burada Dahana bir gönderme var herhalde. Spike Cup'taki <laughs> sürekli Odin oynayışından. Yo, tabii ki de yani Sovalar Odin'le özdeşleşmiş karakter aslında. Oyuncular, Sova oyuncuları. Takti seri kartımız var. Gerçekten çok güzel bir kart bu arada. Ee, burada ördeği hatta mini resme koymuşlar. Ya bu şu tavşan benim favorim. Keşke şurada hani minik resmi de kendimiz seçebilsek ayarlayıp. Yani çok güzel bir kart bu arada. Takti seri koleksiyonumuz için bir Marshall var. Işık çubuğu spreyimiz bulunuyor. Renkleri falan çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Clove için bir kimlik kartımız var. Burada yani karakterin suratı da bir garip durmuş. Mini meka uğru var. Bir yudum mutluluk spreyi var. ISO için. Kuyruklu yıldız Odin bulunuyor. Bu koleksiyonun renk seçenekleri olması çok güzel ama bunun mesela turuncusu falan var. Bana böyle sanki kalem dondurmayı, meybuzu falan anımsatıyor neyse. İyi ki doğdun ünvanı bulunuyor. 1 numaralı hayran spreyi var. Uğurlu ayıcık uğuru var. Gözcülere dikkat kartı. Böyle bütün sentinellerimizin, gözcü ajanlarımızın toplandığı bir oyuncu kartı. Bu da gerçekten güzel duruyor. Sema Dokuyan Şerif. Bizimle değilsin spreyi. Bunu çok güzel yapmışlar. Ama bizimle değilsin diyor ama. Yani Viper dışındakiler hep 10 vermiş. Burun buruna kartı var. Bu da gerçekten çok güzel. Bir önceki sinematikten bir sahne. Kıpır kıpır kan kuş spreyimiz var. Hareketli bir sprey. Bombastik spreyimiz var. Yine bu da hareketli bir sprey. Kuruklu Yıldız koleksiyonunun vandalı. Taktik, taktik kappa uğur var. o çok tatlı bir uğur. Böyle yeşil koleksiyonlara vesaire efsaneye iyi gider. Yine hareketli bir sprey. Yardım takım spreyi. Şey, yardır takım spreyi. Uy uykulu buruna uğurumuz var. Cezbedici bir Outlaw kartı var. Özellikle Chamber oynayanlar için vesaire böyle bir havalı duruyor. Ve savaş beletimizin bıçağı yine bir kılıç. Balta animasyonuna sahip. Kuyruklu yıldız kılıcı. Aynı zamanda da ücretsiz kısımda kuyruklu yıldız ghost var. Ücretsiz kısımda kuyruklu yıldızlı ghost olması gayet iyi. Hani, yani bilmiyorum artık sanki yet, yeter ya. Biraz azaltsalar fena olmaz. Hani böyle çok kötü diyemem ama artık hani savaş biletleri içerisinde en azından hani normal koleksiyonlarda da böyle gerçi ama hani bu tarz hani balta kılıç animasyonunda biraz ara verilmesi gerektiğini hani bu koleksiyonların arasının biraz açılması gerektiğini düşünüyorum. Ücretsiz kısımda hani sıcak sıcak kartımız bulunuyor. Bu da şu anlama geliyor aslında. Herhangi bir teaser kartımız yok. Zaten hani Mayıs ortasında Mayıs sonuna doğru böyle yani o civarlarda Mayıs'ın 11-12'si gibi diyeyim. Hani şey gelecek. Yeni haritamız gelecek. Dolayısıyla 9. bölüm başlangıcı ile birlikte de hani yeni bir içerik, büyük bir içerik getirmeyecekler. Tabii ki yine bir animasyonu skin koleksiyonu oyuna eklenir ama yeni bir ajan, yeni bir harita veya yeni bir mod görünen o ki gelmeyecek. Kapanış kısmında da işte mini meka uğrunun altını ve kendi vandalını yap kartının altını bulunuyor. Savaş biletimiz genel hatlarıyla bu şekilde bu koleksiyonun kılıcın renk seçeneklerini göstereyim size. Yine bütün setin renk seçenekleriyle birlikte olan fotoğrafını şu an karşınızda görüyorsunuz. Hani tek tek hepsini gösterirsem video gereksiz yere uzayacak aslında. Bir kırmızı renk seçeneğimiz var. O bu şekilde Galatasaraylılar vesaire varsa tam onlarlık aslında. Fena durmuyor güzel duruyor keşke dediğim gibi böyle farklı bir tutuş animasyonuna çekiş animasyonuna sahip olsa bu şekilde pembe bir renk seçeneği eklemişler bu da bence güzel duruyor fena değil böyle de işte benim bu mebuza kalem dondurmaya benzettiğim renk seçeneği var. O da bu şekilde. Renk seçeneklerini bu arada güzel yapmışlar yani yalan söylemeyeceğim. Yani kötü değil ama dediğim gibi yani ba sırf balta kılıç olduğundan dolayı böyle biraz soğuk bakıyorum. Yoksa o kadar kötü diyemem. Hani genel hatlarıyla 1000 valoran puanı için gayet normal bir savaş bileti. Şimdi karakter değişikliklerimize bakacağız. Cypher ve Viper'da değişikliklerimiz vardı. Amerika sunucusunda tek başıma olduğum için hani bu Cypher'ın kamerasındaki sesi size gösteremiyorum ama bu şekilde rakip kamera sizi gördüğünüz zaman sizde hani böyle uyarıcı şeklinde böyle minik bir alarm sesi çalacak. Hani Yorun'un ultisinde Yorun'un sizi görmesi gibi düşünebilirsiniz aslında. Aynı ses değil ama birazcık böyle alarm sesini andıran tarzda bir uyarıyı verecek tarzı bir ses duyacaksınız artık. <laughs> Kameranın yeri de bu arada efsane. Trap yakalandı. Normalden bakın çok daha geç aktif oldu. 1 saniye daha geç aktif oluyor artık. Yani rakip oyuncular yakalandı. Trap yok oldu. Normalde bir saniye geri gelirken artık daha geç geri gelecek. Aynı zamanda bu yavaşlatma etkisi de daha kısa sürecek. Yani 2 saniyeden 1.25 saniyeye düşürüldü o da. Değişikliğimiz bu konuda böyle. Şimdi aynı şekilde Viper'a geldiğimiz zaman C yeteneğinin asit havuzu yeteneğinin teke düştüğünü görüyorsunuz. Artık sadece bir tane moli yeteneğimiz olacak. Bu arada burada pinkten dolayı biraz sıkıntılar olabiliyor. Ve bu yetenek düştüğü zaman yerde 5.5 saniye değil 6.5 saniye kalacak. Yani değişikliğimiz bu şekilde. Aynı zamanda bu yeteneğin kredisi de 200'dü, 300'e çıkarıldı. Bu yeteneğimiz zehir bulutu yeteneği artık sadece Cypher kafesinde olduğu gibi veya Kilcoy Nanus formunda olduğu gibi satın alma evresinde hani geri toplanıp tekrar başka bir yere yerleştirilebilir olacak. Attığınız yeteneği round başladı. Bir daha bu yeteneği geri toplayamayacaksınız. Yani yeteneğin geri toplama özelliği kaldırılmış diyebiliriz bir noktada. Gördüğünüz gibi geldiğimde ben bunu geri toplayamıyorum. Yani bu tarz bir durum var. Normalde bunu alıp buradan tekrar atabilirim ama şu an hani hiçbir şekilde geri toplayamıyorum. Aynı zamanda artık zehir bulutumuz olsun veya duvarımız olsun bu yeteneklerimiz öncesinden daha hızlı bir şekilde bitecek. Daha kısa süre sonra deaktif olacak. Bununla birlikte önceden %20'deyken aşağıdaki sayaç 20'deyken açabiliyordunuz yetenekleri. Artık 30 olduğunu 30 olduğu zaman açabileceksiniz. Durum bu şekilde. Hem savaş beyeti konusu hem de ajan değişiklikleri konusunda bahsedeceklerim bu kadar. Bu video gelecek yenilikler konusunda daha ayrıntılı olmuştur diye düşünüyorum. Değişiklikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? عندها <applause> نابي <applause>